Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş kremlerinin fiyatı hızla arttı. Piyasa sahte kremler sürüldü piyasaya ve dermatolog profesör doktor Zekai Kutlubay sahte güneş kremleri hormonal bozukluklara neden olabiliyor dedi. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve tenimizin daha güzel bronzlaşmasını sağlamak için mutlaka yaptığımız bir şey var. O da güneş kremi kullanmak. Ancak son dönemde güneş kremlerinin fiyatı bir hayli arttı. Geçen senenin neredeyse 2-3 katına çıktı. Hal böyle olunca da fırsatçılar hiç vakit kaybetmedi. Sahte güneş kremini piyasaya sürdü. Fakat bu noktada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sırf ucuz diye farkına varmadan aldığınız sahte güneş kremleri sağlığı tehdit ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatolog Profesör Doktor Zekai Kutlubay sahte güneş kremine karşı uyardı. Hormonal değişikliklere neden olabiliyor dedi. İleride işte deri kanserine doğru bir gidişat oluşturabiliyor, derinin hormonal yapısını bozabiliyor, endokrin dediğimiz bir takım hormonal problemler neden olabiliyor, hormonal düzensizlikler oluşturabiliyor. Guatr gibi bir takım böyle tiroid hormonu düzensizliklerine neden olabiliyor. Hatta östrojen dediğimiz kadınlık hormonu benzeri, hormon benzeri davranarak kişide bir takım değişiklikler, hormonal değişiklikler, davranış değişiklikleri bile ortaya çıkabiliyor. Peki güneş kreminin sahte mi gerçek mi olduğu nasıl anlaşılır? Pazarlardan ya da bilmedikleri yerlerden çok almasınlar. İkincisi çok pahalı bildiğiniz bir ürün eğer çok ucuza satılıyorsa bir yerde orada mutlaka orada bir sıkıntı vardır. Baksınlar hani bir marka yazıyor mu, üretim yeri yazıyor mu, barkodu var mı, barkod numarası vesaire var mı, onlara bir dikkat etsinler. Kremin içerisine, şişenin içindeki kreme baksınlar. Yani kremin rengine baksınlar. Renginde bir bozukluk var mı? Birkaç farklı renkte bir ürün var mı içerisinde? Ya da ürün köpürmüş mü? Sayın seyirciler, İzmir'de yaşanan bir olay gelecek şimdi ekranlarınıza. Lastik botla denizde sürüklenen bir kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Lastik botla denizde sürüklendi, imdadına Mehmetçik yetişti. İzmir Urla'da tek kişilik bir botla denize açılan Süleyman Emir Kırmızı, bir süre sonra sahile geri dönemedi. Yassıca adası önlerinde bir kişinin denizde lastik botla sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Ekipler dalgaların arasında elindeki küreklerle denizde ilerlemeye çalışan bir kişiyi fark etti. Bota yanaşan ekipler Süleyman Emir Kırmızı'yı tekneye çıkardı. Kırmızı temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından karaya çıkarıldı.